Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekke 11. sefir 73. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 24. hadis. Tehlilden önce Allah'ı zikretmek. Buhari Enes'ten şöyle bir hadis aktarır. Bineği çölde yola koyulduğunda Allah'ın peygamberi hamd eder, tesbih ve tekbir getirir, sonra hac ve umre için tehlil getirirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamd etmiştir. Fakat sahabe hamdin nasıl yapıldığını belirtmemiştir. Burada hamd, o yerde peygamberin durumunun gerektirdiği şekilde Allah'a övgü şeklinde yorumlanabilir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada kendisini sevindiren işler ile yapmasına müsaade edilmiş bir takım şeylerin irade olarak yasaklanması arasındaydı. Bu yönüyle peygamber insanların Allah'ın çağrısına icabeti nedeniyle sevinç duyarken nimet veren ve ihsan eden Allah'a hamd olsun der. Serbest davranışların yasaklanması ve engellenmesi bakımından ise her durumda hamd Allah'a aittir der. Böylece Allah kendisi için iki dereceyi birleştirsin diye iki hamdi birleştirir. Çünkü o kamildir. Allah da onun ödülünü kemale erdirir. Rabbini överken hacı burada böyle bir bilince sahip olmalıdır. Başka bir ifadeyle söz ve haliyle iki övgüyü birleştirebilmek için bu iki durumu aklına getirmelidir. Bu durumda hacı İki ödülü birden elde eder. Bu nedenle peygamberin sahabesi hamdin tarzını belirtmeksizin Allah'a hamd ederdi demiştir. Burada yapılan tesbihe gelirsek, hac, ihram ve engellenme yeridir. Hakkın yaratıklarındaki tasarrufunun engellenmesi ise mümkün değildir ve o böyle bir şeyden münezzehtir. O dilediği gibi yarattıklarında tasarruf eder ve hiçbir engel ve mani ile karşılaşmaz. Öyleyse bu yerin bir gereği olarak tesbih getirmek zorunludur. Hakkında tesbihin zorunlu olduğu kimse ise insanların bu esnada içinde bulundukları durumdan münezzeh ve büyüktür. Öyleyse tekbir de gerekir. Hac veya umre yapan insan gereken şeyi Allah'a verdiğinde hac ve umrede kendisi için çağrıldığı maksadı tamamlamış demektir. Bu durumda ise hadiste geçtiği şekliyle hac ve umrede tehlil getirir. 25. hadis. Hacdan önce umrenin yasaklanması. Ebu Davud Said bin Müseyyib'den şöyle aktarır. Peygamberin sahabesinden bir adam Ömer bin Hattab'a gelmiş ve Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yol açan hastalığı içinde hacdan önce umre yapmayı yasakladığını tanıklık etmiştir. Bu hadis mürsel bir hadistir ve son derece zayıftır. Çünkü güvenilir hadisler onunla çelişir. Hadiste geçen hac kelimesinin anlamı yönelmek olabilir. Yönelmek niyet demektir. Bu yorumda peygamber bir davranışın niyetten önce yapılmasını yasaklamıştır. Çünkü niyet davranışa başlarken emredilmiştir. Umre ise Allah'a izafe edilen evinde Allah'ı ziyaret etmektir. Allah insanları o eve gelmeye davet etmiştir. Niyet olmaksızın onu ziyarete gelen kimse ki o dince değil, sözlük anlamıyla hac diye yani ziyaret isimlendirilen şeydir. Yani onu ziyaret etmiş olmaz. Bu nedenle Şari, kasıt yani Allah'a yaklaşma amacıyla ziyarete niyetlenmeksizin Kabe'yi ziyareti yasaklamıştır. Bu anlamıyla hadis sahih sayılır. 26. hadis Mekke'ye gelen hacı önce ne yapar? Müslim Urve bin Zübeyir'in şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac etmiş. Ayşe bana peygamberin önce abdest alıp sonra Kabe'yi ziyaret ettiğini söylemiştir. Allah kullarını bu ibadette başka bir şey değil, evini ziyarete davet etmiş ve şöyle demiştir. Kabe'yi hac etmek Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Dostu İbrahim'e de yapımını tamamladığında Kabe'nin üzerine çıkıp şöyle bağırmasını emretmiştir. Allah'ın bir evi vardır, onu ziyaret ediniz. İnsanlar Kabe'ye ulaştıklarında bütün yönlerden kendisini ihata edebilmek için öncelikle onu tavaf etmelidirler. Yoksa Kabe denilecek şekilde sınırlanmadıkça herhangi bir kısmın tavafı yeterli değildir. Dikkat ediniz, imkan bulunmadığında, hicr yönünden bir kısım dışarıda kaldığında o kısım için hicr duvarı yapmışlardır ki tavaf o kısma ilave bir tarzda gerçekleşsin. Bütün bunlar ziyarette amacın bir yönü olmadığını öğretmek içindir. Allah insanlara ziyaret edilmesi gereken yerin Kabe'nin sureti olduğunu öğretmiş, böylece niyet tek bir şeye değil, bütüne yönelik olmuştur. Bütün olmasaydı, kasıt ve yönelme geçerli olamayacağı gibi, ibadet de geçerli olamazdı.
Varoluşumuzda dayanağımız zat olması yönünden müstani zat değil, zatın ilahi ilah olmasıdır. Başka bir ifadeyle biz bütüne dayandık. Bu nedenle kendilerini ilah sayanların nezdinde alemde ilahlar farklı varlıklarda çoğalmıştır. Nitekim farklı bölgelerdeki evler de çoğalmış, fakat hiçbirisi bu ibadete özgü ev olma özelliğini kazanamamıştır. Her biri farklı bölgelerdeki evler olsa bile sadece bu özel bütünlüğü taşıyan ev bu ayrıcalığa sahiptir. Allah kıskançlık özelliğiyle nitelenmiş, sahibi olduğu mertebe hakkında niza olduğunu görmüş, bu niteliğin ilişkilendirildiği kimselerin de bu konuda herhangi bir istek ya da niyete sahip olmadıklarını görmüştür. Söz konusu şeyler arasında felek, melek, maden, bitki, hayvan gibi, hayvan, yıldız gibi varlıkları sayabiliriz. Onlar kıyamet günü kendilerini ilah edinenlerden uzaklaşacaktır. Bu nedenle Allah ilahlık ilişkisinin otoritesi ortaya çıksın diye söz konusu şeylere ibadet edenlerin ihtiyaçlarını kıskançlık gereği yerine getirmiştir. Çünkü onlar söz konusu şeylere taş ya da ağaç olduğu için değil, kendi inançlarında Allah olduğu için tapmıştı. Öyleyse insanlar ilaha tapmış, ondan başka mabut yani tapınılan görmemişlerdir. Bu nedenle kıyamet günü onları ibadet ettikleri şeyleri aramakla yükünü tutacaktır. Çünkü bu kulların yaptığı haksızlıklardandır. Bu nedenle Allah onları ibadetleri bakımından değil, bu bakımından yani bedbaht diye isimlendirir. Öyleyse ibadet geçerlidir. Bu nedenle ehli oldukları cehennemde kalsalar bile sonuçta hepsi rahmete kavuşur. Dikkat ediniz. Puta tapanlar bir konuda bizimle ortaktır. Bu konu bizim de Allah'a zat olması bakımından değil, ilah olması bakımından tapmamızdır. Biz bu ismi ilah isimlendirilene gerçek bir isim olarak verdik. O da gerçekte Allah'tır ve ondan başka ilah yoktur. Gerekeni gereğiyle ilişkilendirdiğimizde ise mutlu bilginler diye isimlendirildik. Puta tapanlar ise bedbaht cahillerdir. Çünkü onlar ilah ismini gerçek isimlendirilenden başkasına vermiş ve yanılmışlardır. Onlar ismin kulları olduğu gibi isimlendirilen de yanıltıcıdır. Böylece bizim ile puta tapanlar arasındaki fark ortaya çıktı. Biz cennet diye isimlendirilen ve 8 kapısı olan yere yerleştirileceğiz. 8. kapı isimlendirilene ismi gerçek anlamda verebilmektir. Cehennem ise 7 kapıdır. Çünkü 8. kapı ismi isimlendirilene vermektir. Cehennemlikler ise onu isimlendirileni verememiş, bu konuda bilgisiz kalmış, perdelenmişlerdir. Onlar kendi isimlendirilenlerini görür, isim kendi isimlendirilenlerini yani müsemmasını aramak üzere onlardan uzaklaşmıştır. Böylece ismi hak eden ilah ismini alır ki o da Allah'tır. Puta tapanlar da dünyada bilmedikleri şeyi ahirette öğrenir. Fakat bu bilgi fayda vermez. Fakat Allah onların niyetlerini dikkate almıştır. Çünkü onlar varlıklara değil Allah'a tapmış. Allah ise taptıkları şeylerin onlardan haklarını almasının ardından sonuçta hepsini rahmete ulaştırmıştır. Bu nedenle Allah şirki bağışlanmayan büyük günahlardan saymıştır. Fakat burada her şirk koşanı değil, kendilerine peygamber gönderilen ya da teorik düşünceye hakkını vermeyip içtihat etmeyen müşrikleri kastediyoruz. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müçtehit yanılırsa yine de ödüllendirilir. Burada herhangi bir yan konuyu belirlemeksizin genel ifade kullanmıştır. Rahmetim her şeyi kapsamıştır. Ayeti ve rahmetim gazabımı geçmiştir sözü doğrulanmıştır. Çünkü terazi iki elde eşit değildir. O sadece amel ve karşılıkta eşittir ve zaten bu nedenle terazi konuldu. Terazi konusu Allah ehlinden bir grubun yanıldığı meseledir. Onlardan birisi de Halun Nalen isimli kitabın yazarı Ebu'l-Kasım bin Kasi ve takipçileridir. Allah doğruyu söyler ve doğru yolu ulaştırır.